Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Öncelikle video başlamadan önce şunu söylemek istiyorum Tabii ki bugünlerde insanın içinden bir şey yapmak gelmiyor ama neticesinde hayat devam ediyor ee, Depremde yaralanan vefat eden işte şu an yardım bekleyen herkesin Allah yardımcısı olsun vefat edenlere Allah ee, rahmet eylesin yardım bekleyenlere umarım kısa zamanda yardım gider. Enkaz altında olanların Allah yardımcısı olsun. Umarım bilanço daha fazla e, yukarı çıkmadan çabucak halledilir. Öyle inanıyorum. Devletimiz inşallah bunları yapacaktır. Hayatımız devam ediyor tabii ki bir şeyleri devam ettirmek zorundayız hemen direkt normale dönemeyiz ama bir yerden başlamak gerekiyor O yüzden hani kaç gündür gerçekten içimden video çekmek gelmiyordu ama bugün hani artık çekeyim dedim çünkü dediğim gibi hayat devam ediyor Başlayalım isterseniz bitkilerin filogenisi diyeceğiz bitkilerin genel özelliklerinden bahsetmiştik arkadaşlar şimdi bitkilerin filogenisinden bahsedelim ee, bitkilerin filogenisine baktığımız zaman aslında bitkiler iletim demetlerinin olup olmamasına göre ve tohumlarının olup olmamasına göre sınıflandırılıyor. Bir iletim demetsiz bitkiler vardır arkadaşlar. Biryofitler diyoruz biz bunlara. Nedir biryofitler? Ciğer otları, boynuz otları, yapraksı, karayosunları. Bunlar iletim demetsiz bitkilerdir. Yani damarsız, tohumsuz bitkilerdir arkadaşlar. Bunlarda iletim demeti bulunmaz. Direkt ee, Yüzeysel olarak yaşayan bitkilerdir veya boyları böyle hani çok kısa olan bitkilerdir bunlar iletim demetleri olmadığı için. Daha sonra iletim demetli e, tohumsuz bitkilerimize bakacağız yani damarlı tohumsuz bitkilerimize bakacağız. Bunlar da likofitler ve pterofitler olarak arkadaşlar yani alt at kuyrukları gibi ikiye ayırarak işleyeceğiz bunları da daha sonra da damarlı tohumlu bitkilere bakacağız Arkadaşlar e, gimnospermler ve angiospermler olarak sınıflandıracağız. buralarla ilgili daha önce soru geldi Mesela aşağıdakilerden hangisi iletim deme, demesiz bitkilerden değildir diye bir soru gelmişti yanlış hatırlamıyorsam 2018'de Evet ben de girmiştim o sınava e, daha sonra yine tohumlu bitkilerin özellikleriyle ilgili soru geldi diye hatırlıyorum arkadaşlar. Yani ya gimnospermler ya angiospermlerle ilgili bir soru gelmişti. Daha önceki işlediğim videodan da şunu hatırlıyorum. Ee, karofita, karofitayı hatırlarsınız neydi? Bitkilerle yakın akraba olan alki sınıfıydı arkadaşlar. Alk grubuydu. Dolayısıyla karofitayla bitkilerin ortak özellikleri değildir diye sormuşlardı. İşte bizim bitkilerle ilgili gelebilecek soru tarzlarımız da genelde bu şekilde olacak. Şimdi biz ilk önce biriofitlerden yani iletim demetsiz bitkilerden bahsedeceğiz. Biz bunlara aslında şöyle de diyoruz. Damarsız tohumsuz bitkiler yani bunlar ne tohum üretebiliyorlar ne de iletim demetleri var arkadaşlar bunların. Bunların e, boyları genellikle kısa oluyorlar. Daha küçük oluyorlar. Otsu oluyorlar arkadaşlar bunlar. Ve 3 tane şubesi bulunuyor. Ciğer otları hepato, hepatofita olarak. Yapraksı karayosunları biryofita olarak. Bir de boynuz otları var. Bu da antoserofita olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Bakın burada da zaten resim olarak koymuşum. Şimdi gelelim detaylarını işleyelim. Arkadaşlar ciğer otları ve boynuz otları şekline e, göre sınıflandırılıyor. Yani e, mesela ciğer otları böyle ciğere benzediği için hani şekil olarak benzediği için o şekilde isimlendirilmiş. Boynuz otları da hafif böyle boynuzlu çıkıntıları olduğu için bu şekilde isimlendirilmiştir. Bunlar da kök, gövde ve ge gerçek yapraklar bulunmuyor arkadaşlar biyofitlerde. Çok hücreli olan embriyoları ve apikal meristem gibi özelliklere sahiptirler bunlar. Yani apikal meristem boyca uzamayı sağlayan meristem bulunur bunlarda. Apikal meristem unutmayın bitkinin boyuna uzamasını sağlayan meristemdir. Diğer bir ismiyle uç meristem ya da primer meristemdir arkadaşlar. İletim demetleri yoktur dediğim gibi. Bakın burada önemli olan yerleri şöyle söylemek istiyorum. Trakeit bulunmaz bunlarda. İletim hücrelerinde trakeit bulunmaz. Bu önemli. Ee, Bunlarda iletim hücreleri var ama gerçek trakeit değillerdir arkadaşlar. Tohumsuzdurlar, tohum üretemiyorlar. Bunlarda çiçek de yok. Çiçeksiz bitkilerdir ayrıca. Rizoidleriyle alırlar arkadaşlar suyu. Kök benzeri rizoid dediğimiz yapılarla alırlar. O zaman bizim biryofitlerle ilgili bilmemiz gereken iki tane önemli şey var. Zaten bunların da Mars tohumsuz bitki olduğunu biliyoruz. Bir de bunlarda gerçek trakeitlerin bulunmadığını bileceğiz. Su benzeri köklerinin de e, suyu kök benzeri rizoid dediğimiz yapılarla aldığını da bilmemiz gerekiyor. Bu iki yere lütfen işaret koyun. Şimdi biyofit gametlerine bakalım. Arkadaşlar bunlar da biyofita şubesinin üçünde de haploid gametofitler yaşam döngüsünde baskın evre oluşturuyor. Yani en kromozomlu olan evre daha baskındır biyofitlerde neymiş biriyofitlerde en kromozomlu evre daha baskınmış İlerleyen slaytlarda bu üç tane şubeyi de sizinle karşılaştıracağız yani üç şube dediğim aslında şube değil de bir üst grubunu sınıflandıracağız arkadaşlar briofitleri daha sonra ee, pardon iletim demetli bitkileri iletim demesiz bitkileri damarlı tohumlu bitkileri karşılaştıracağız hangisi daha baskın diye. Orayı da mutlaka kaçırmayın. Zaten elinize eğer slaytları PDF olarak direkt çıktısını alırsanız görürsünüz orada da. Ben böyle renkli renkli hazırlıyorum ama biliyorum birçok arkadaşım renkli çıkaramıyor. Hani renkli çıkarmak biraz daha pahalı. Ee, o yüzden şimdiki hazırladığım slaytları biraz daha renksiz yapmaya çalışıyorum. Anlatırken renkli kolay oluyor ama buradan renkli kalemlerle çizerek anlatırım en azından. Ee, size zor olmasın diye hani daha kolay çıktı alabilin diye o yüzden şimdiki hazırladığım slaytları biraz daha renksiz hazırlamaya çalışıyorum çünkü bazı renkler basım sırasında çıkmayabiliyor mesela sarı gibi açık mavi gibi o renkleri zaten kullanmamaya çalışıyorum arkadaşlar daha koyu renkler kullanıyorum bunu da söylemiş olayım şimdi burada haploid gametofitler baskın evreyi oluşturuyor dedik arkadaşlar Gametofitler sporofitlerden daha büyüktür ve daha uzun yaşarlar. Birazdan şekil olarak da göreceğiz zaten. Bunların sporofitleri belli dönemlerde bulunuyorlar sadece. Yani her zaman sporofit yok. Ee, belli dönemlerde bulunuyor gametofitleri. Oluşturuyorlar daha sonra da ortadan kaybolur arkadaşlar. Bryophyta sporları nemli topraklarda, ağaç kabuğu gibi uygun ortama geldiği zaman çimleniyor ve gametofite dönüştürüyor. Yani sporofitler sporları oluşturuyorlar, bırakıyorlar. Daha sonra sporofitler ya ölür, işte bir şekilde arkadaşlar ortadan kayboluyor. Bu sporlarda uygun bir ortam bulduğu zaman gametofite dönüştürüyor. Mesela çimlenen bir yapraksı karayosunu düşündüğümüz zaman bunların sporları Yeşil ve dallanmış tek hücre kalınlığında filament kitlesini üretiyor. Bu yapıya biz protonema diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle dallanmış bir yapı düşünün şu şekilde. Tek hücre kalınlığında yani bu hani ee, oldukça küçük bir yapı. Bir kitle oluşturuyor. Biz bu kitleye de ne diyoruz? Protonema diyoruz. Arkadaşlar bir protonemanın yüzey alanı su ve minerallerin absorpsiyonunu yani su ve minerallerin topraktan alınmasını artıracak şekilde genişliyor. Evet bakın burada proteinemadan da nemayı da göstermişiz. Bakın şurada proteinema arkadaşlar. Bakın bu sporofit sporofit ne yapıyor sporları oluşturuyor. Bu sporofi, sporlar ee, uygun bir ortam bulduğu zaman neye dönüşüyor proteinemaya. Daha sonra bu proteinemada gametofitlere dönüşüyor. Gametofitlerde arkadaşlar erkek olanlar ve dişi olanlar var. Dişi ee, erkek olanlarda anteridyumlarda spermler üretilirken. Er, dişi olanlarda arkegonyumlarda ne üretiliyor yumurtalar üretiliyor daha sonra döllenme gerçekleşip tekrardan sporofit bitkiyi oluşturuyor bu şekilde bir döngü söz konusu. Şimdi Az önce söyledim protein ne yapıyordu uygun koşullarda bir ya da birden fazla tomurcuk oluşturuyor bu tomurcukların her biri de apikal meristeme sahip apikal meristemin ne olduğunu unutmayın lütfen apikal meristem bitkinin boyuna uzamasını sağlayan hücrelerdir arkadaşlar sürekli bölünebilme özelliğine sahip hücrelerdir e, Bunlar ne yapıyorlar apikal meristemler gametoforları dönüştürüyorlar ve gametofitleri oluşturuyorlar arkadaşlar bu şekilde bireofitlerin e, Gametofit oluşturması bu şekilde devam ediyor. Bakın şunlar gametofitler. Şunlar da sporofitler. Arkadaşlar sporofitlerde spor oluşuyor. Kap, sporun kapsülü seta dediğimizde e, dal gibi dal benzeri bir yapıdır. Gametofit de zaten gördüğünüz gibi gametofit. Hani bitki benzeri zaten bitki ama böyle biraz daha burada büyük gösterdiğimiz için gelişmiş bir bitki gibi görüyor görülüyor ama gelişmiş bir bitki değildir arkadaşlar oldukça küçük bitkilerdir. Evet e, gelelim devamlı şimdi iletim demetlerinden bahsedelim biraz da arkadaşlar iletim demetleri e, bitkilerin sporofitlerinde bulunan kökler köklerin aksine rizoid dokularında bulunmuyor yani rizoidler dokulardan oluşmuyorlar. Rizoid dediğimiz yapılar bakın şurası. Rizoidler bunlar. Bu rizoidler topraktan su ve mineral alınmasını sağlıyorlar arkadaşlar. Ee, özelleşmiş iletim dokuları bulunmuyor. Bu yüzden de birincil olarak su ve mineral alımında rol oynamıyorlar. Ama yine de tabii ki buna yardımcı olabiliyorlar arkadaşlar. Bunlar da işte e, arkegonyum ve antiridyum dediğimiz yapılar vardır. Az önce de bakın şurada da gösterdik şurada bakın şurada arkegonyum var burada da anteridyumlar var bu anteridyumlardan ve arkegonyumlardan üreme hücreleri üretiliyor bu üreme hücreleri de ne yapıyor gidip işte e, arkegonyumun üzerinde döllenme gerçekleşiyor yani arkegonyum yumurtasını bırakmıyor arkadaşlar serbest bırakmıyor e, sadece spermler serbest bırakılıyor. Spermler de kamçılı olduğu için bir su filminin üzerinde yüzerek yumurtaya ulaşıyor. Su filmi dediğimiz nemli bir yer olması lazım. O nemli yerde suyun içerisinde yüzerek yumurtaya ulaşacak. Ulaştıktan sonra arkadaşlar döllenme gerçekleşiyor ve zigot oluşuyor. Oluşan zigotlar, embriyolar arkegonyumların içerisinde tutunuyorlar. Daha sonra hani hatırlarsanız size önceden plasentaya transfer hücrelerinden bahsetmiştik. Bunlar bu hücreler e, embriyoların sporofitlere dönüşmesi sırasında onlara besin sağlıyor besin maddelerinin ulaştırmasına yardım ediyor arkadaşlar e, dolayısıyla bu şekilde de beslenmesi sağlanmış oluyor nemli ortamda yaşamak zorundalar çünkü briofitler e, spermlerinin su içerisinde su filminin üzerinde yüzmesi gerekiyor, bu yüzden de nemli ortamlarda yaşarlar. Gametofitleri bu şekilde. Sporofitlerinden de bahsedelim. Sporofit dediğimiz yapılar da şuralar. Bunlar spor oluşturan yapılardır arkadaşlar. E, genellikle yeşil ve fotosentetiktirler. Sporofitler ama bağımsız yaşayamıyorlar. Yani gametofitlerin üzerinde yaşamak zorundalar. O zaman ikinci bilmemiz gereken şey nedir? Bryofitlerde sporofitler gametofitin üzerinde yaşar arkadaşlar. Şuranın şöyle bir altını Sporofitler gametofitin üzerinde yaşar çünkü diğerlerinde farklılık göreceğiz o yüzden karşılaştırma yapabilelim Sporofit nerede yaşıyormuş gametofitin üzerinde yaşıyormuş arkadaşlar Bunlarda çok fazla spor üretilir daha sonra bu sporlar serbest bırakılır Sporlar serbest bırakıldıktan sonra uygun ortam bulduğunda çimlenme gerçekleşir ve gametofitlere dönüşür gametofitlerden tekrardan sporofitler oluşur arkadaşlar ve bu sporofitler tekrar yeni sporları oluşturarak ortama serbest bırakıyor. Dolayısıyla bunlar sürekli döngü halinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Oldukça da çok fazla sayıda spor üretiyorlar. Mesela bir kapsül 50 milyon kadar spor oluşturabiliyorlar. yapraksı karayosunları, boynuz otu sporofitleri ve iletim demetli tüm bitkilerde stomalar bulunur ama ciğer otlarında stomalar bulunmaz. Bu da yine önemli bir noktamız. C rotlarında bulunmaz. Diğerlerinin hepsinde bulunur arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Bakın, briofitlerin yaşam döngüsünden bahsetmişiz burada. Hemen şuradan başlayalım. Şimdi sporangiyumlarda spor üreten hücrelerde yani ne yapıyor? Mayoz geçiriyor. Mayoz geçirdikten sonra sporlar serbest bırakılıyor. Daha sonra bu sporlar proteinemaya dönüşüyorlar. Sonra arkadaşlar mesela erkek gametofit oluşturuyorlar. Sonra bazıları da yine protonemaya dönüşerek dişi gametofitleri oluşturuyorlar. Bu erkek gametofitlerde anteridyumlardan spermler üretiliyor. Dişi gametofitlerde de arkegonyumlardan yumurtalar üretiliyor. Bu yumurtalar bırakılmıyor direkt serbest olarak bırakılmıyor. Sporlar bir su filmi üzerinde yüzerek geliyorlar arkadaşlar. Burada yumurtayı döllüyorlar. Bakın olay dişi gametofitte gerçekleşir. Burada döllüyor. Dölledikten sonra zigot oluşuyor arkadaşlar. Zigot embriyoya dönüşüyor. Daha sonra genç bir sporofit oluşuyor. O zaman bizim bu sporları yani sporofitleri taşıyan e, gametofitler dişi mi erkek mi diye sorulursa dişidir değil mi çünkü dişinin üzerinde döllenme gerçekleştiği için sporofitleri taşıyan e, gametofitlerde nedir dişilerdir arkadaşlar unutmayın sporofit bitki gametofitin üzerinde yaşıyor biyofitlerde bunu unutmayalım lütfen şimdi biyofitlerin genel özelliklerinden bahsettik şimdi gelelim şube şube gidelim. Hepatofitadan bahsedeceğiz ciğer otları. Bunları sadece belirli özelliklerini verip şekil olarak verdim arkadaşlar. Bunlar karaciğere benzedikleri için ciğer otlar olarak isimlendirilmiş. Bunlar da unutmayın ne yoktu? Sutoma ciğer otlarında sutoma yoktu değil mi? Ciğer otlarında unutmayın. Karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Zaten şöyle bir şey var. Bir meyve bir bitki işte e, hangi organa benziyorsa genellikle organa iyi geldiği söyleniyor arkadaşlar. Bunlar da karaciğere benzediği için karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Bunların bazıları yapraksı yapıda olabiliyor arkadaşlar. Gemma denilen yapıları vardır. E, bu yapılar sayesinde de eşeğsiz çoğalabiliyorlar. Bakın burada yine bir ciğer otu. Bu da yine aynı şekilde ciğer otu arkadaşlar. Şurada da gemma çanaklarını göstermiş. Bu gemma çanakları sayesinde eşsiz olarak çoğalabiliyorlar. Şimdi gelelim ikinci şubemize Antoserofita dediğimiz boynuz otları. Bunların da boynuz benzeri çıkıntıları vardır. Bu yüzden bu şekilde isimlendirilmiştir. Bunlar arkadaşlar ciğer otlarından ve karayosunlarından ayıran iki tane özelliği var. Bunların bir tanesi her bir boynuz otu hücresi tek bir büyük ve belirgin bir kloroplast içeriyor. Diğer ciğer ve ve karayosunlarında birden fazla kloroplast bulunabiliyor. Bir de bunların sporofitleri sınırsız büyüyebiliyorlar arkadaşlar. Ama belli bir süre sonra artık e, topraktan alınan su ve mineral maddeler yetmeyeceği için e, bir süre sonra zaten e, büyümesi yani durmuyor diyelim de yavaşlıyor diyelim. Ama sınırsız büyüyorlar. Unutmayalım. Bakın bir boynuz otu türü şurada yine aynı şekilde burada da Boynuz benzeri çıkıntılar olduğu için bu yüzden boynuz otları olarak isimlendirilmiş. Şimdi biz genel olarak e, gruba gruba biryofita dedik. Şimdi biz bu yafitenin içerisinde bulunan karayosunlarından, yapraksı karayosunlarından bahsedeceğiz. Zaten söylediğimiz bütün genel özellikler bunlar için de geçerli arkadaşlar. Bunlarda iletim demeti yok. Gerçek kök, gövde, yaprak yoktur. Karasal ortama iyi uyum sağlamışlardır. Bunlar stomaları bulunur. Sporofitleri uzundur arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz zaten uzun. Ee, burada mesela e, tüylü şapkalı yapraksı karayosunu göstermişiz? Bakın şurası. Yine bunların sporofitlerini görüyorsunuz. Bunlar sporofit kısmıdır. Şu yeşil olan kısımda da gametofitlerdir. Evet, şimdi buraya kadar biz İletim demetsiz bitkileri işledik. İletim demetsiz bitkiler yani damarsız, tohumsuz bitkileri işledik. Şimdi geliyoruz iletim demetli bitkilere ama hala tohumsuz olan bitkilere geliyoruz arkadaşlar. İletim demetli olup da tohumsuz bitkilerden bahsedeceğiz ama ilk önce iletim demetli bitkilerin şöyle bir genel özelliğinden bahsedelim. Önce ben şöyle bir size şey yapmak istiyorum. Bir tablo gibi yapmak istiyorum mesela bitkileri. Bitkiler biz şöyle ikiye ayıracağız bitkileri. Bir iletim demetsiz bitkiler. İletim demetsiz bitkiler. Bir de iletim demetli bitkiler. İletim demetli bitkiler. Şimdi iletim demetsiz bitkileri zaten işledik. İletim demetsiz bitkiler ayrıca tohumsuz bitkilerdir. Tohumsuz bitkilerdir. Yani size Damarsız tohumsuz bitki dediği zaman ne gelecek aklımıza? Birofita yani karayosunları, hepatofita yani ciğer otları bir de antoserofita gelecek arkadaşlar aklımıza. İletim demetli bitkilere geldiğimiz zaman bunları da ikiye ayıracağız. Tohumsuz, tohumsuz ve tohumlu. Yani tohumsuz olan bitkilerin iletim demetli olanları da var. Şimdi ilk önce iletim demetli bitkilerin genel özelliklerine bir bakacağız. Daha sonra da arkadaşlar tohumsuz, tohumlu diye iki kere tohumsuz yazmışım. Tohumsuz, tohumlu diye ayıracağız. Evet şimdi gelelim hemen özelliklerine bakalım iletim demetli bitkilerin. Bunlar da arkadaşlar ee, bunlar kısilen ve fuleme sarktır. Yani özelleşmiş iletim demetlerine sahiplerdir. Bunlarda trakeit dediğimiz iletim hücreleri var. İletim demetsiz bitkilerde trakeitler yoktu. Trakeit benzeri hücreler vardı ama trakeit değillerdi. Bunlarda yine aynı şekilde spermleri kamçılıdır. Tohumsuz olarak düşündüğümüzde bakın. İletim demetli bitkilerin bunlar tohumsuz bitkilerini düşünüyoruz. İletim demetli olup tohumsuz olanlarını düşünüyoruz. Bunların da spermleri kamçılıdır ve su filminin üzerinde yüzmeleri gerekiyor. O yüzden de nemli yerlerde yaşayacaklar mecburen. Bunlar beslenmek için dallanmış olan sporofitlere sahiptirler. Sporofitler gametofitten bağımsızdır. Bakın iletim demetsiz olanlar sporofit gametofitin üzerinde yaşıyordu ama burada bağımsız yine ayırt edici bir özellik. Bunlarda gerçek kök gövde yaprak bulunur. Bunlar tohum oluşturamıyorlar. Tohumsuz olanlarını anlatıyorum şu an ve bunlarda döl almaşı görülür arkadaşlar. Ilık ve nemli bölgelerde yaşarlar. Dediğimiz gibi su filminin üzerinde spermlerinin yüzmesi gerekiyor. Bu yüzden de nemli yerlerde yaşamak zorundalar. Bakın önemli yerimize geliyorum. Hemen şurayı sileyim. Önemli yerimiz neresi? Diploid olan sporofit evre haploid gametofite baskındır. Diğerinde haploit daha baskındır tohumsuz e, damarsız tohumsuzlarda burada arkadaşlar sporofit evre yani diploid evre daha baskın yani daha uzun görülüyor. O yüzden de baskın diyoruz. Bunlar yine kloroplast içerir arkadaşlar sporofit olan kısım. Bu yüzden de fotosentezle besin üretebiliyorlar. Büyüklük ve gelişmişlik açısından mikrofiller ya da e, megafiller olarak isimlendiriliyor bunların yaprakları. Mikrofiller arkadaşlar küçük ve çoğunlukla tek bir iletim dokusunun desteklediği iğne şeklinde yapraklardır. Mikrofiller, megafiller ise adı üstüne mega çok dallanmış olan iletim demetli yapraklardır. Bunlarda sporofil denilen sporogonimleri taşıyan, sporangiumları taşıyan değişime uğramış yapraklar vardır arkadaşlar. Yani spor üreten hücreleri taşıyan sporofil dediğimiz dediğimiz özelleşmiş yaprakları var özellikle Eğrenç otlarında bu çok belirgin görülüyor yine pek çok kibrit otunda gimnospermlerde sporofil grupları kozalak dediğimiz yapıları oluşturuyor arkadaşlar Bunlar da e, strobili yani kozalak olarak isimlendiriliyor strobili neymiş kozalak demekmiş Çünkü karşımıza çıkacak arkadaşlar şimdi bunların Latin demette de olan tohumsuz bitkilerin çoğu homosporiktir. Homosporik ne demek? Tek tip spor demektir. Yani tek bir tek tip bir spor var arkadaşlar. Bunlar ya yumurtaya ya da spora dönüşüyor. Bir de heterosporik dediğimiz bir olay vardır. Heterosporikte e, mega megasporangium oluşuyor mesela. Megasporlara dönüşüyor. Bu dışı gametofit oluşturuyor. Birbirinden farklı olarak oluşuyor. Bakın burada tek bir spor yumurtaya ya da sperm'e dönüşürken tek bir gametofit ya yumurta üretir ya da sperm üretirken heterosporik spor üretiminde direkt en baştan belli oluyor hangisinin dişi hangisinin erkek olacağı. O yüzden burası da oldukça önemlidir. Ee, burada bakayım söylemediğim bir şey var mı? Arkadaşlar bütün tohumlu bitkiler ve iletim demetli olan birkaç bitki heterosporiktir. Ama iletim demetli bir tohumsuz bitkilerin çoğu homosporiktir. Onu da yine söylemiş olalım. Şimdi gelelim burada birkaç tane şubeden bahsedeceğiz. Yine dediğim gibi birkaç özelliğini önemli olan özelliklerini verdim. Resimlerini koydum. İletim demetli bitkilerin en eski grubu olan likofita, likofita arkadaşlar. Bunlar çoğunluğu tropik alanlarda yaşıyor epifit olarak yaşıyorlar epifit ne demek epifit parazit olmadan diğer bitkileri konakçı olarak kullanan bitkilerdir yani onlara hiçbir zararı yok sadece üzerinde yaşıyor epifit olan budur. Mesela bir başak karayosun yine karayosunları buraya girebilir arkadaşlar bu mesela yine bir kurt ayağı dediğimiz bitkimiz ve kibrit otu arkadaşlar yine kibrit otu da burada göründüğü gibi. Gelelim ikinci şubemize. Pteridofita. Pteridofita at kuyruklarını eğreltiler grubunu e, kendi içerisine alıyor arkadaşlar. Direkt eğreltiler olarak da bilebilirsiniz Pteridofita'yı. Bunlarda özellikle bilmemiz gereken şey şu. Eğreltilerde sporofit evre daha baskındır. Zaten az önce de söyledik. Diploid olan evre tohumsuz damarlı tohumsuz bitkilerde daha baskında eğreltilerde de yine aynı şekilde sporofit evre baskındır arkadaşlar. Eğreltilerin floemlerinde arkadaş hücresi bulunmaz. Eğreltiler dev e, yapılar oluşturabiliyorlar, dev bitkiler oluşturabiliyorlar. Mesela burada bir eğreltiyi görüyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde şu da bir at kuyruğu. Evet. Gelelim eğreltilerin yaşam döngüsüne. Şimdi eğreltilerin yaşam döngüsü burada yazdım ama ben şekil üzerinden anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, eğreltilerin yaşam döngüsüne baktığımız zaman bakın, burada bir bizim neyimiz var? Olgun spor, sporofitimiz var, değil mi? Şurada. Bu sporofitten sporangiyumlardan ne üretiliyor arkadaşlar? Mayoz bölünmeyle sporlar üretiliyor. Daha sonra bu sporlar saçılır etrafa ve sporlar uygun bir ortam bulduğu zaman genç gametofitlere dönüşür. Genç gametofitlerin şöyle rizoitleri vardır. Rizoitlerini oluşturur. Bu rizoitler arkadaşlar bitkinin topraktan su ve mineral almasını sağlıyor. Daha sonra genç gametofitimiz var. Genç gametofitin anteridyumdan spermler üretilir. Arkegonyumdan da yumurtalar üretilir. Daha sonra bu spermler bir su filminde yüzerek yine gelir yumurtaya yumurtayı döller. Daha sonra zigot oluşur. Bu zigot da büyüyüp gelişerek neyi oluşturuyor? Yeni bir sporofiti oluşturuyor. Bakın gametofitin üzerinde yetişiyor ama daha sonra bağımsız hale geliyor arkadaşlar. Unutmayın. Ee, sporofit gametofitten bağımsızdır bunlar da. Bunları unutmayalım. Evet buraya kadar biz Damarsız tohumsuz bitkileri işledik. Yine damarlı tohumsuz bitkileri aslında genel olarak biz tohumsuz bitkilerin tamamını bitirmiş olduk. Hem iletim demetli olanlarını hem de iletim demetsiz olanlarını bitirdik. Bundan sonra tohumlu bitkilere geçiş yapacağız. Bu videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.